Başka bir şehre geçmeniz gerekebilir ya da şirketinizde bu kıdemde olan şirketin önemli fonksiyonlarını icra eden, aynı zamanda historisi de olan, hikayesini de bilen şirketin ve şirkete güç katan bir veya birden fazla kişinin şirketten ayrılması şirketin dengesini bozabilir. Burada dikkat ederseniz sadece yani dengenin sadece dışarıda bozulmasından bahsetmiyorum. İçeride de denge bozulabilir. Yani denge sizin dış ve iç hayatınızla ilişkili olan bir şey. Dışarıyla denge kuruyorsunuz ama dışarıyla kurulan dengenin, dengeyi kuran yapısı sizin içinizde. Sizin içinizdeki bir faktör değiştiğinde ya da çıktığında da denge bozuluyor. Ve bu dengeye de karşı aktif reaksiyon almanız lazım. Bu denge bozulmasını da yönetmeniz lazım. Hep dışarıdaki değişimler vurgulanır ama dengenin bir tarafı, o bilgenin içindeki de değişir. Onun hacmi de değişebilir, ağırlığı da değişebilir, niteliği de değişebilir içerideki. Ve o zaman da burada dikkat ederseniz o zaman da buradaki denge bozulur. Ben sadece şuradakilerden birinin yapısı ya da model şekli değişmiş, davranış şekli değişmesi bozmaz. Buradaki yapının da yani sizin de kimliğiniz, içeriğiniz, yapınız, kimyanız değiştiğinde de denge bozulur. Orayı da yönetmeniz lazım. O değişimi de yönetmeniz lazım. Bir başka değişik şekli arkadaşlar, yasal değişiklikler olur hayatımızda. Vergi kanununda değişiklik olabilir, ticaret kanununda olabilir, çevre uygulamalarında olabilir, iş kanununda olabilir. Bir takım regülasyonlar bizim dengemizi bozabilir. Ve bu dengeler bizim diğer içerimizdeki değişikliklere göre daha katı ve hızlı olan değişiklikler. Yani bizim içimizdeki olan değişikliklere reaksiyon göstermekle dışarıdaki değişikliklere reaksiyon göstermek çok daha farklıdır. Şu nedenle ileride anlatacağım. İçerideki değişikliklerin, Salih arkadaşımın da örneğinde de vardı. Değişim sürecini birçok yönetici daha önce ve yakından fark edebilir. Hissedebilir. Sinyallerini alabilir. Ama dışarıdaki birçok değişiklik sizin elinizde olmayan ve çoğu ani olan değişikliklerdir. Bir uluslararası şirkette çalışıyordum arkadaşlar. Kendilerine kanun çıkarttı. Lobilerinde kendilerine kanun çıkarttılar. Ve bu kanun hemen hemen sadece onlara özellikle. Yani böyle bir kanuna etkisine gireceğinizi son dakika kanun çıktığı zaman, meclisten çıktığı zaman böyle. Ama içerideki bir arkadaşımızın mesela ayrılabileceğini, yani çok acil çok olağanüstü durumlar hariç dışarıdaki değişikliklere göre daha kolay anlamanız mümkün olabilir. Dünya genelinde ekonomik değişiklikler, savaşlar, göçler olabilir. Yani bir dünyada yaşıyoruz, dünyanın üzerinde bir ülkeyiz, izole değiliz. Hele hele bu yeni uluslararası sistemde, liberalleşen sistemde, ümit duvarlarının neredeyse sıfırlandığı, telekomünikasyonun, internetin, cep telefonunun olduğu bir alanda, bir dünyada, ülkede dışarıdaki etkiler artık bizim yanı başımızda olmuş kadar bizi etkileyebilir. Yani dünyanın bir ucundaki Arjantin'deki, Brezilya'daki bir bankanın batması, bir işte fırtınanın oluşması, biz aynı kategorideki bir ülkeyiz diye bizi çok fazla etkileyebilir. Ya da savaşların oluşturduğu göçler, insani sorunlar, insani sıkıntılar, bunu çok şiddetli bir şekilde zaten şu anda da yaşıyoruz. Biraz da bir ilk seansta da konuştuk.
doğal felaketlerle karşılaşabiliriz ve doğal felaketlerin getirdiği